Efendim, az önce sevgili Hakan'dan röportaj aldık. Bugünkü Menzilli Geceler'in özelliğini de söylemiştik. Sevgili Onay Şahin demişlerdi ama. Şimdi Onay Şahin, yani Karadeniz deyince akla mizah gelir, işte horon gelir, müzik gelir, güler yüz gelir, samimiyetlik gelir. Bunların hepsinde Onay'da adam gibi adamlık var, eğitimli. Gerçekten beyefendiliği, terbiyesi, saygısı tartışılmaz. Büyüğü olarak, ben 60 yaşındayım. Bunu büyüğü olarak rahat söylüyorum çünkü benim manevi kardeşimdir. Bugün de Onay Şahin'le röportaj uzun bir zaman sonra değil mi Onay? Bayağı oldu Ahmet abi görüşmeyeli. En son hatırladığım kadarıyla şeyde Ferhat Sağlam'ın gecesinde röportaj almıştık. Zaman zaman görüşüyoruz ama kısa vadeli. Dedim ki Onay, ben bir an önce röportajı alacağım. Ondan sonra dedim işine bakacaksın kardeşim çünkü. Bizim sık görüşemeyişimizin bir sebebi de Mavi Karadeniz televizyonumuzun devredilmesi oldu. Mavi Karadeniz bize biliyorsun sana da bana da çok emekleri olan bir kurum. Fuat Kuş'a da buradan selam gönderelim. Karadavut abimize de bir hatıralar canlandı şöyle sen kurunca kamerayı hemen karşıya. Çok emeği vardır bize. Mavi Karadeniz'de yerel bir televizyonduk ama ulusal gibi izlenen ve birçok yerde de adımız bilinirdi o camiada. Ben basın sektöründen tanıdığım insanlar da işte Mavi Karadeniz yani bayağı bir markaydı. Ama tabii malum ekonomik şartlardan dolayı reklam pastasında büyük kanallar zorlanırken Mavi Karadeniz de bundan nasibini almış olabilir. Ama çok uzun yıllar Fuat abi o kanalı ayakta tutmak için 18 sene mücadele verdi. İyi yaptığı işler de oldu. Ekonomik zorluklardan dolayı kötü yayınladığı işte klipler de oldu. Ama aslında kötü diye bir şey yok. Herkese bir şekilde vitrin olmuştu Mavi Karadeniz. Nereden girdik bu konuya bilmiyorum ama Mavi Karadeniz'i yad ettiğimizde çok iyi oldu çok buradan. Iyi oldu. Evet. Gerçekten benim de televizyonculuk sektöründe ben uzun yıllardır varım. Ya kısacası çok uzatmayacağım. 13 yaşında artist olacağım diye kaçtım. Yaş 60-47 senedir sektör içerisindeyim. Ve ben eşimle rahmetli Müslüm Gürses'e konser yaparken tanıştım orada. Mekanı cennet olsun. Eşimle tanışmama vesile olmuştu o konser. Yani yıllardır bu sektör içerisindeyim ama şuramda acıyan tek kana Mavi Karadeniz televizyonudur. Ekmek yedik. Yediğimiz ekmeği de helalinden yedik. Onu da söyleyeyim. Gerçekten helalinden yedik. Hiç kimseye de eyvallah etmedik. İnşallah kesinlikle kanal açılma tarafları değiller ama sosyal medyadan, YouTube üzerinden yine devam ediyorlar. İnşallah beraber oluruz. Biz sizi seviyoruz. Onay Şahin neler yapıyor? Neler yapıyor? Ben 99'da İstanbul'a okumak için geldim. Bir taraftan okudum, bir taraftan kemençe çaldım. Sonra kaset yaptım. Okullar bitti ve biz sanatçı olduk, çıktık diye röportaj veriyorum her seferinde. Tabii burada evlendik. Oftan güzel bir aileden. Oflu mu? Tabii eşim ofludur. Tehlike. O Çaykara Boğazı duruyor. O kadar da tehlikeli değil. Yenge, inşallah bunu dinlemezsin. Tabii burada evlendik. Anadolu yakasında Maltepe'de oturuyorum. 11 yıl oldu evleneli. Artık işim de burada, eşim de burada. Zaten biliyorsun bizim Karadeniz konserlerinin, düğünlerinin en ağırlıklı olduğu yer İstanbul'dur. Bu sanatı yapan arkadaşlara da ilk tavsiyem o olur. Mutlaka İstanbul'a yerleşin. Çünkü bu işin menbaı burasıdır. Burada çok gurbetçi vardır. Yaptığımız iş burada kıymetlidir. Dolayısıyla biz de bu hemşerilerimizin düğününde, derneğinde, gecesinde en çok İstanbul'da faaliyetimiz var. Onun haricinde işte Bursa'da, Avrupa'da, Almanya'da en çok, Karadenizli'nin olduğu her yerde olmaya çalışıyorum. Yoğun işlerimiz güzel Allah'a şükürler olsun. Evet. Onay şu an bize sosyal medyadan ve seni bildiğim için çevremden çok iyi takip. Allah utandırmasın Rabbim daha çok yoğunluk versin ama bu yoğunluk esnasında Onay Şan'ın farklı bir özel işi var mı? Biraz araba işiyle uğraşıyorum. Otogaleri Faruk diye bir kardeşim var. Tellioğlu Oftan. Otomer Galericiler sitesinde Park 61 diye bir galerimiz var. Vallahi ben o alt bantı buraya girerim abi. Çünkü kardeşimin emek verdiği, destek olduğu yere ben baş tacı ederim. İşte Faruk kardeşimle orada beraber araba alım satımı yapıyoruz ama bu ara araba işlerinin en düşük olduğu dönemdir.
O öyle bir dönemde de sanat işlerinin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Yani ikisi birbiriyle oluyor. Bir de bir oğlum var benim 5 yaşında Ömer. Tam oraya geleceğim. Evet. Sevgili Ömer selam olsun amcam. Öpüyorum seni. Yalnız babana ben sanatçı olacağım de cennete mi giderim cehenneme diye bir sor bakayım. Anadan almış mı? Oğlum müzik işlerine pek hevesli değil. Kemençe çalıyorum yanında. O zaman 3 yaşındaydı. Böyle yay tutması güzel. Kemençeyi kavraması da güzel. Evet. Böyle çekti yayı. Acayip bir ses çıkardı kemenceden 3 yaşındayken. Ama diyor baba bunları öğret bana diyor bu parmakları. Tamam. Tamam diyorum oğlum şunu şuraya bas. İki çekti baktı olmuyor. Olmuyor dedi kaldırdı kemenceyi attı. Oğlum dedim yavaş yavaş yapacaksın. Dedi ki baba yavaş da yapıyorum gene olmuyor. Müzik belki kemençe çalmayabilir de çok iyi bir işte bateri çalar ne bileyim klavye çalar. Ben nereden biliyorsun? Şu anda futbol merakı var. Fanatik bir Trabzonsporlu. Babası o kadar ben o kadar fanatik değilim abi. Çoğu zaman maçları kaçırırım, izlemem. O 5 yaşında maç kaçırmaz ya öyle bir şey olur mu ya? 5 yaşında çocuk ya. Futbolcuların isimlerini söyler bana. Ben doğru dürüst hepsini bilmem, o hepsini bilir. Çok öyle bir çocuk işte. Futbol ekseni. Aile. Neden geldik buraya? Ben onunla çok zaman geçiriyorum. Her gün o yatana kadar benim sosyal hayatım yoktur. O yatacak. O uyuduktan sonra ben stüdyoya gideceğim. Her şey o uyuduktan sonra. Biraz da ihtiyar yavrusu derler ona. Geç oldu. 39 yaşındaydım ben Ömer doğduğunda. Şimdi 43'ten falan gidiyorum. Tabii 38 yaşında doğdu Ömer. Ben 38 yaşındaydım. Geç oldu. Geç olunca kıymetli oldu işte. Bir tane daha den. Onunla da çok zaman geçiriyorum işte. Hani diyorsun ya görünmediğin zamanlarda neredesin? Rabbim sağlık versin yavrum sana. Ama sen müzisyen olma. Çünkü müzik sektörünü ancak baban gibiler kaldıracak. Çünkü artık müzik de biraz müzik de kusura bakma da kalitesini düşürdü abi. Şöyle müzik dünyada düşüşte. Sosyal medya, oyunculuk, dizi oyunculuğu, fenomenlik. Bak dünyada yeni trendler var. Ama buna karşılık müzik aşağıya doğru düşmekte. Ben de fenomen oluyorum ya. Öyle mi? Sen hangi daldasın? Benim bir YouTube, bir Facebook, Maravi başka yok. Beceremiyorum. Ya bir içerik bulmak belki iyi melemen yaparsın. Melemenci Ahmet Usta diye. Ha? Hamsi konusunda yani ama işte lezzete karşıda izleyen anlamıyor ki abi benim yaptığım yemekleri bir tatsa. Sen bir gün gel ben sana bir yemek yapayım de onu sen söyle. Ben de fena yemek yapmam ben. 33 sene bekar gezen adam ondan iyi yemek yapan olur mu? Kardeşim çok güzel sohbet oldu. Kesmek de istemiyorum evet, ama birazdan tamam. Yorulacaksın. Şu an kesmeyeceğim şimdi zaten. Şimdi neredeyiz onu biraz oradan bahsedelim evet. İstersen. Evet. Trabzon Dernekler Federasyonu'nun Trabzon Evi diye İsmail Şatıroğlu Başkanım'ın çok güzel bir hayali vardı. Onu gerçekleştirdi. Şu anda o binadayız. Sıfırdan restore edilmiş. Burası bir sit alanı biliyorsun. Neresi oluyor burası? Tam kum kapı mı geçer burası? Samatya'da. Samatya'da işte tarihi bir binayı restore ettiler. Siyasilerimiz de yardımcı oldular. Trabzonlu siyasetçiler. Hatta Süleyman Soylu'nun da çok emekleri var bu binanın olmasında. Ama Ergin Turan başkanımız. Evet, başkanımız da sağ ol. O da bir Trabzonlu tabii. O da Çaykaralı bizim yukarıdan. Evet. Yani sağ olsunlar. O favori ciddi ondan korkulur o zaman. İşte bu Trabzon evi çok güzel bir eser oldu artık bize ait. Unutma 2 ve 3. kattan sonra oturuyorsun adalar ayağında. Seyrediyorsun tabii manzara çok güzel. Bu akşam da burada Hakan İlhan kardeşimin ön ayak olduğu çok güzel bir konsept geliştirdi. Minzili geceler. Evet. Minziyi herhalde bilmeyen yoktur Karadeniz'de. Bilmeyenler için söyleyelim. İşte peynirin tuzsuz olan kısmına minzi derler. Ondan işte muhlama da yaparsın, işte börek, çörek de yaparsın. Minzili geceler yapıyor burada. Burada minzi aslında sohbeti, muhabbeti herhalde sembolize ediyor. Soru cevap şeklinde konuk alıyor. Bu akşam da bize sorularını yöneltecek.
Biz de iştirak ettik. Çok işte. Muzurdur ha, sorularına dikkat etmek lazım. Yani gerçi samimi insanlara tehlikeli sorular sormamak lazım. Çünkü adam samimiyetiyle gerçeği söyler, bu sefer de faka basar. Fakat bu akşam biraz temkinliyim, biraz siyasi cevaplar verebilirim soruların zorluğuna göre. İyi dedin, Onay Şahin, eğitiminle, duruşunla, beyefendiliğinle birçok şeyi hak eden bir insansın. Siyaset dedin de hiç siyaseti düşündün mü? Tabii düşündüm ama siyasete girmemeye karar verdim. Bu en azından şu andaki pozisyonumda her kesimin sevdiği, dinlediği bir insanım şu anda. Fakat siyasetin genel kuralı, karşıdaki 2 kere 2 4 diyorsa sen ona 5 demek zorundasın. Karşıdaki adam şeyi doğru söylüyorsa muhalefet yapmak uğruna onun zıttını söylemelisin. Dolayısıyla senin gibi düşünmeyen sana düşman oluyor. Ben sanatçılıktan siyasete giren milletvekili olup da zarar etmeyen bir adam görmedim. Size bunun örneklerini sunabilirim. O yüzden ben siyasete girmeyi düşünmüyorum. Ha, o anlayışlı iklim olursa, herkesin birbiriyle düzeyli bir anlayış çerçevesinde. Süleyman Demirel'in benzin var da biz mi içtik esprilerinin olduğu bir siyaseti özledim. Şöyle, çok siyasi konuşuyorsun, dikkat et. Bir şey aslında onu Süleyman Demirel'e sormak lazım. Onun da yaşadığı zorluklar vardı. O biliyorsun 7 kere gitti, 6 kere geldi, 6 kere gitti, geldi. O bu memlekette hiçbir zaman siyaset kolay olmadı, onu söyleyeyim sana. Ama o günlerde olduğu zaman inşallah biz de siyasette yaparız o zaman. Ben ölmeden yaptım. Ahmet abi, ben kanser adamım, her an gidebilirim. Allah korusun abim, 60 yaşındasın. Bak Biden 82 yaşında. Demek istiyor ki 60 yaşındasın, git artık. Hayır. Biden 82 yaşında diyorum Amerika'da. Hala da işi götürüyor yani. Yok, kanser değil. Ya, örneği Amerika'dan verdim sana, Türkiye'den vermedim. Daha az yaş. Yani sorun yok. Yaş bir sorun değil Türkiye'de siyasette. Kardeşim, bir gün ne yapalım biliyor musun? Gerçekten senin olacağın yere ben gideyim. Seninle doya da böyle. Tamam. Mükemmel bir şey yapalım. Çünkü yukarısı aklımda benim. Hatta Hakan'cım da geldi. Hakan'cım, şöyle bir yanıma mı alayım seni? Dedim ki hatta istersen gelme, fazla çıktın. Onayıma dedim, çok dedim muzur uşaktır. Sorular soracak. Dedi ki vallahi samimi olduğu insana dedi istediği soruları sormasın. Çünkü dedi ben dedi bugün siyasi de konuşabilirim. Ahmet abi, siyasi konuşmak derken yani zor sorulara manevra yapabilirim Hakan'cığım. Ama sen bizi seversin, sen bize öyle zor sorular sorma. Hakan'cığım gel 2 dakika, Onayım'la beraber siz bir bu geceyi tamam. Ben şimdi çünkü Hakan'a mikrofon vermeyi çok seviyorum. Tamam. İlk etapta mikrofon almaktan kaçardı, kızarırdı. Şimdi bakın, gel kardeşim otur. Evet, hoş geldin sevgili Onay Şahin. Evet. Davetimize geldin. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Hakan. Trabzon Dernekler Federasyonu, özellikle senin o gençlik kolları aktif dönemlerinizden beri, onu da yukarıda söyleyeceğim zaten, sahne aldığım yerlere 20 kişi, 30 kişi gelirdiniz, beni desteklerdiniz. Ben o günleri unutmam. Kaldı ki burada Samatya'da Trabzon Evi yapılmış. İlk defa geldim. İsmail Şatıroğlu başkanımın güzel bir hayaliydi. Hem hayırlı olsuna hem de menzili gecelere katılmış olduk ve çok mutlu oldum ben de yani. Biz de çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu mikrofonu verdi gitti. Biz zaten yukarıda konuşacağız. O zaman burada bitirelim. Biz bu röportajı burada bitirelim. Devamını. Gelenler var hala yolda. Mesajlar geliyor. Evet, normalde 7.30 demiştik ama hafta içi ya biraz. Tamam, olur. Biraz daha bekleteceğiz olur, seni. Tamam. Buradayız. Sorular hazır. Tamam. Zor soru yok. Siyasete kaçacak yani manevra yapacağın soru da yok. Yok, sorun yok. Çok keyifli bir akşam olacak. Çıkarım işin içinde. Çünkü senin seninle alakalı bir şeyler daha aldım böyle. Eskiden bekarken falan böyle bir araya geldiğiniz zaman çok güzel hikayelerim varmış eskilerden. Aa. Eski zamanlardan. Onlarla alakalı sorularım da olacak. Tamam. Sürpriz sorular da var yani. Tamam Hakan. O zaman yukarıda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür.